Çıklayamıyor. Beşiktaş da açıklayamaz Ama bizim gazeteci arkadaşlarımız görüyorum, yazıyor. İşte X, Y evet. yazamazsınız. Tabii ki. Ya yazamazsınız. Bu çok ağır bir şey. Maalesef. Çünkü o insanın ailesi var. Belki çünkü ayakta geçirdiklerini evet. söylüyorlar ki, hani futbolcunun bağışıklık sistemi şu anda senden, benden kameraman abimizden, herkese daha yüksektir Tabii. yani. Çünkü Tabii. yediklerine, içtiklerine, sporlarını evet. yapıyorlar. Hepimizden daha iyidir ve ayakta atlattıkları söyleniyor. Evet. Şimdi neden mesela ailesini düşündüğü için sevgilim. bunu açıklamıyoruz evet. benim tahmin ettiğim kadarıyla. Yok, tamam. Kendi için önlemlerini almıştır tabii ki. Ya, neye özür diledim biliyor musun? Caner Erkin. Evet. açıklama yapmak zorunda açıklama kaldı. Açıklama yapmak zorunda kaldı ya. Neden yani bu insanın çocuğu var, ailesi var. Yazık günah. Evet. Yapılmaz yani bu. Bak bu söylenmez. E, esasında biz e, şey söylenmesi gerekenleri söylemiyoruz. İşte e, şu haberleri hep görüyoruz. Esasında ben burada ne olduğunu biliyorum da işte hakkını savunmak için takımın yazmadım. Abi yazmak zorundasın. Sen maaş alıyorsun diğer taraftan. Kesinlikle öyle. Yani sen bir basın kuruluşundan maaş alıyorsun. Onları yazmak zorundasın. Bunu yazamazsın. Abi. Bunu yazamazsın. Bunun evet. kesinlikle yazma hakkına sahip değilsin zaten. Ancak doktoru açıklayacak. O kadar. Doktor bile hastadan izin alıp açıklar Tabii böyle ki. durumda. Biliyoruz. Tabii ki. Kendisi açıklamak istiyorsa açıklayacak. Benim diyecek. O kadar basit. Bu kadar basit yani. Ama işte maalesef bizde de zaman zaman... Sürekli böyle zehirlenmeleri. Sosyal medya şöhretinin e, kantarını kaçırıyoruz öyle diyelim. Kaçıramıyoruz. Gerçekten buradan da Erce Tümer'e selamlarımızı <laughs> Erke. Erke, ortayla. Erke, erke orta her şeyi biliyor çünkü her şey. biliyorsun. <laughs> Tabii canım. Her şeyi biliyor yani. Sabahları ben gerçekten e, kalktığımda dinlemekten en keyif aldığım isim mesela. Mehmet Ayan değil Erke'yi dinliyorum ya, Kim <laughs> <laughs> tanımıyorum kendisini. <laughs> Fenerbahçe'ye geçelim o zaman. Fenerbahçe'de de bilindiği gibi hoca adayları gündemde ve e, Erol Bulut ismi'nin ön plana evet. çıktığı, sürekli konuşuluyor. Fakat senle yayına girmeden evvel neydi? E, Manu Lanjon. Ha Manu Lanjon. Evet. E, Dirk Fenerbahçe teknik direktör olabileceğini İddia et. Ben gazeteci. Cüm evet ben cümleden şunu çıkarttım. İşte Antrenör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 4 kat temasa geçti. Acaba şu şekilde mi temasa geçti? Şimdi e, dört 4 kat e, altyapı e, sorumluluğunu e, üstleniyor ve eee Fen Ortaylı tabii. E, geçenlerde daha 2-3 ay öncesinde bir açıklama vardı. E, önümüzdeki sezonda kayıt burada kalacak. Bütün gelişimi tamamlayacak ve ona göre bir yol çizilecek gibi bir haber okumuş idim ben. Şimdi mesele şu mu acaba? 4 katla doğrudan A takımın e, Patronluğu için mi konuştular? Yoksa 4 bir isim var kafalarında. Belki de yine Hollandalı bir isim var. Ve hatta 4 belki de işte İngiltere'de oynarken çalıştığı bir isim var ve hatta tanıdığı bir isim var bir teknik direktör profili var. Beraber mi geldi dediler. Yani e, Manuel Oncho'nun cümlesi evet Fenerbahçe 4 bir e, temasa geçti diyor da o temasın içeriğini e, tam olarak açıklamadı galiba. Onu bilmek lazım. Belki de sadece 4 akıl oluyorlar Belki de ben, ben, yani öyle de Bakabilir miyiz ben acaba? Ben Erol Bulut olacak diye düşünüyorum. Evet. Benim aklıma Erol Hoca geçiyor. Değil mi? Yani zaten dinlendirilen... Yani başkanın tarifi de o yöndeydi. Evet, dinlendirilen isimler. Erol Bulut, sonra Abdullah Avcı da var. Hani yerli havuzdan e evet. bahsetmek gerekirsek. Bir de bir Yelisa var esasında şu anda. Enteresan bir şekilde. Evet. Ama kaç enteresan Yelisa yani. Yelisa bana da enteresan geliyor nedense. Ya o iyi bir teknik direktör. Hakikaten iyi bir evet. teknik direktör. Bu arada bugün bir de Ruiz Vitoria ismi de çıktı. Evet. Ruiz Vitoria ismi de çıktı. Daha önce Benfica'da 4 yıl çalışmış olan Ruiz Vitoria ismi de çıktı ama şey diyorlar, işte Ruiz Vitoria 3,5 istedi. Fenerbahçe 1,5 milyon euro verdi. Aradaki ufak pürüz halledilirse diyorlar, 2 milyon euro ufak bir pürüz değil. Bayağı, Bayağı büyük bir pürüz. Ufak bir pürüz, pürüz değil, milyon euro da çok büyük bir rakam yani şu anda. <laughs> evet, Bence herhangi bir konu. Evet, için. Onu söyleyelim. Ee, göreceğiz ama Bielsa'daki yani Erol Bulut veyahut da Abdullah Avcı'daki koruma kalkanı bir insanın üstünde olmayabilir. Belki de o kafaları karıştırıyordur Fenerbahçe yönetiminde. Çünkü yabancı bir teknik adam işte burada da bizim basının çok sevmediği şekilde daha önce de yine seninle konuşmuştuk hani yanlış hatırlamıyorsam işte bir maça dörtlü savunmayla çıkıp bir maça üçlü savunmayla çıkan 3-4 oyuncuyu hiç oynatmayacak bir adam da olabilir. İşte o bizim klişeler içinde bu olabilir bir Elisa yani. Trabzonspor'a geçelim. Tamam. Az zamanımız kaldı. Trabzonspor'daki haberimiz de şu. Yönetim futbolcularla maaşlarda indirim konusunda anlaşmaya vardı. Yerli futbolcular Süper Lig'in oynanmaması halinde ücretlerinde %20 kesintiye gidecek. Yabancılar da prim almayacak. Şimdi ben 15 veya 20 gün önce Trabzonspor'dan bir futbolcuyla konuştuğumda şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, bize henüz böyle bir teklif yok. Hı hı. Ama gelirse ben daha ben ve konuştuğum arkadaşlarım hepsi kabul edecek abi dedi. Tamam. Ben dedim ki nasıl yani dedim. O aidiyeti hissediyorlar demek ki bunlar. Nasıl yani dedim? Dedi ki biz bugüne gelene kadar hiç ödeme zorluğu yaşatmadılar bize. İşte mesele bu zaten. Sözleşmemizde ne yazıyorsa hepsini tıkır tıkır aldık. Şimdi yani. kulüp zor durumda kalmasın diye bize böyle bir teklifte bulurlar, bulunursa biz tabii ki seve seve kabul edeceğiz. Çünkü bizi hep iyi yaklaştılar. Bizim de bir adım atmamız gerekiyor abi dedi. Eyvallah dedim ben de. Ne diyeyim ya haklı sonuna kadar haklı. Çok güzel bir yaklaşım çünkü. daha önce de konuşurken hani belirttiğimiz oydu. Tamam eyvallah. Şimdi hatta şey demiştim ben. İndirime gitmeyecek olan oyuncular hedef tahtası gibi göstermemek lazım. <laughs> çünkü muhakkak öncesinde bir alacakları var. Hani kulüpler parasını düzgün ödüyorsa oyuncular zaten indirime yaklaşırlar. Tamam abi ne demek sen beni mağdur etmedin. Ben sana bugünlerde zorluk mu çıkartayım derler diye. İşte zamanda ödediğiniz zaman zamanda öden, ödendiğinde bu yaklaşım karşılığını buluyor. Yani bu kadar basit. Çok da güzel bir yaklaşım evet. yani. Kesinlikle. E, Trabzonspor'un zaten maaş yükü fazla Başarı değil. Başarı bundan mı geliyor acaba? Mesela senin dediğin gibi maaş yükü fazla değil. Evet. Zamanında ödeniyor. Zamanında Sivas ödeniyor. Sivas Spor da keza öyle. Sivas Spor öyle. Alanya Spor. Alanya Spor da keza öyle. Göztepe şimdi İlhan Palut da toparladı. Esasında yine o şekildeydi. Yine onlarda da çok Aynen. fazla e, sıkıntı yoktu zamanda ödediğinizde Metibol Başakşehir'de şöyle bir şey duyduk mu? Bir Elia bir konuştu ama o kadar yani. yani. Ha, o, ben başka bir şey duymadım yani e Elia'nın haricinde. Ha belki bir ay geç ödeniyordur falan ama oyuncular böyle 6 ay, 7 ay falan mağdur edilmiyorlardır diye e, tahmin ediyorum ki yüksek bütçeli bir takım Metibol Başakşehir'de zamanda ödeyince sıkıntı yaşamazsınız yani, yani. Büyük kulüplerin aksine evet. Anadolu takımları Tabii ki Trabzonspor da büyük hemen cımbızla çekilmesin ama üç büyük kulüp şu anda ödeme zorluğu çekiyor. Kesinlikle. Bunu sayın başkanlar da zaten dile getiriyorlar. Farkındalar. Yani herkes farkında evet. ama baktığımız zaman Anadolu'daki doğru yapılanma, mesela Trabzonspor şu anda şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesi, evet. Sivasspor senin örnek verdiğin evet. ve Medipol Başakşehir. Yani sıralamaya bak, tabloya bak ilk beşteler mi? Evet. Tamam bu kadar basit. Alanya Spor. Aha. Zira Türkiye Kupası'nda evet. finale yükselecek evet. belki. Avantajlı. Belki Avantajlı. kupayı alacak. Belki de kupayı alacak. Yani hiç belli olmaz. O da çok büyük mesela bir başarı. Bundan bahsetmiyoruz ama Bakesetas orta sahadaki diğer... Siopis. Ben Siopis'in hayranıyım mesela. Sakatlanmasaydı Juanfran çok iyi bir sahabekti. Onu hatırlatalım. Evet. Çavellas, i̇şte Wellington, e, Colker. Mesela Holker. Colker... Kolkır birazcık da teknik direktör becerisi onu söyleyeyim. Yani çok böyle hemen bu performansı gösterebilecek bir oyuncu değildi Kolkır. Yaşamış olduğu Sergin çok büyük bir İşte yani ona çok doğru bir şey yapıldı. Ee, hayata şey hayata dönüş yapıldı. Ee, ülkedeki birçok e, işte kenar oyuncusundan e, on numara olarak oynayan oyunculardan daha fazla asisti var. Tabii ki hepsi köşe vuruş organizasyonlarında kafayla indirdiği toplar ama olsun. 6 veya 7 asisti var yani evet. adamın. Kolkur gibi. Stoperin altı 7 asist olabilir mi? Ben çok, Böyle ben çok beğendim. İki Galatasaray maçında canlı evet. izledim. Çok beğendim. Kolkur hakikaten kendini bulmuş. Bir buçuk sene futbol evet. oynamamış. Yaşadığı sorunlar İngiltere'de. Ama zaten Wellington'dan bence şu anda bu ligin en iyi yabancı stoperi diyebilirim ben. Marafona iyi bir kaleci. Marafona iyi bir kaleci. Onu da, onu da hatırlatalım. Ama ben kez, gerçekten orta sahadaki Siopis'in hastasısın sen. Ben Siopis'in neden hastasıyım biliyor musun? Ee, Okan Buruk. Fuat Buruk'un tam arası bence. <laughs> İkisini de yapıyor. İkisinden de azar azar var ya, onda inanılma. yani. İnanılmaz. İkisine evet. de o kadar çok benziyor <laughs> ki. Tam ortasında kalmış. Evet. Müthiş. Maç evet. boyunca hiç basmadık yer bırakmıyor. Ee, mesela ben işte bunu söylemeye çalışıyorum. Atiba'yı arıyor Beşiktaş 5 beş senedir. Hı hı. Bence siyopis gerçekten o. Ya bulursun ya. E, şey ya de... Bulursun ama aramıyorsun. Evet. Çünkü şaşalı transfer lazımdı. De, son 5 evet, Şimdi bulmak zorundasın ve bulacaksın belki de. Ya, bu var canım. İşte Atiba'da Hollanda'ya gelene kadar Danimarka'da oynadı yani sonuç En son hatta son senesinde PSV'de sabek sakatlığı vardı. Atiba bir sezonu full sabek olarak geçirdi. Onu da hatırlatayım yani. Orta saha değildi yani. Bir futbolcu arkadaşımız bir şey yazdı demiştin sen. Futbolcu arkadaşımız şöyle bir şey söylemiş. Adını tabii ha. ki söylemeyeceğim. Tabii ki. Ee, diyor ki Hakan abi diyor, çok güzel söylüyorsunuz ama diyor, o önlemleri alacak kulüpler hangileri bana söyler misin? Ha, o kulüplere güvenmiyor tamamdır. <laughs> biz biz de diyor okuyoruz. Hı -hı. Gelen yönetmeliği biz de okuyoruz diyor. Ama diyor, hani hangi kulüp alacak bunu diyor. İşte. Hangi kulüp al almak ister ki o önlemi? O zaman yapılacak olan şu, madem ligler başlayacaksa bir olimpiyat köyü gibi veya da benzeri bir yerde bütün takımlar oraya alınacak. Bu arada Beşiktaş, Beşiktaş aldı. Ha, al. Önlemleri aldı hani... E, tamam. Senin dediğin gibi yani işte Augsburg öncesi markete giderken kapıyor. Belki de öyle bir şey. Evet. Jordan'la başladık. Basketbol dünyasının gelmiş geçmiş. En öyle. büyük ismi tartışmışsınız evet. herhalde evet. bu. Ee, Jordan'ın imzalı ayakkabıları açık arttırmada rekor fiyata satılmış. Bu son veterimiz. Kapanış veterimiz. 560 Ağzına bin san... dolar değil mi? Büyük para. Muazzam. Az para esasında Jordan için. Parası Ağuz. onun için az yani. değil mi? <laughs> Çok teşekkür, teşekkür, ediyorum. Ağzına Ağzına ediyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ağzına sağlık sevgili Ilgaz Yarın akşam görüşmek dileğiyle.